Altıncı şüphe, diyorlar ki bunlar, kimisi diyor ki iki Müslümanın kendi aralarındaki ihtilafta küfür mahkemesine başvurmayacağını ancak bir Müslümanla bir kafir olursa bunun caiz olabileceğini söylüyorlar. Bu biraz önce verdiğimiz cevabın aynısını buna da verebiliriz kardeşler. Ne diyeceğiz? El-ibratu bi-umumi lafzi la bi-hususi sebep. İtibar lafzın umumi olmasınadır, sebebin hususi olmasına değildir. Aynı cevabı burada da verdik. Yedinci şüphe, tağuta muhakemenin küfür değil haram olduğunu söylüyorlar bazı kimseler. Buna nasıl cevap vereceğiz? Buna da yukarıda mezkur olan rivayetleri hatırlatacağız. Yani Nisa 59, 60, 62, 65 değil mi? Bunların hepsini zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle onların imanlarının zandan ibaret olduğunu söylüyor. أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ dedi. Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını zannedenleri gördün mü? Bak zannedenleri gördün mü? Yani imanını neyden zikrediyor Allah Azze ve Celle? Zandan zikrediyor. Dolayısıyla böyle bir noktanın haram olabilmesi için elinizde ne olması lazım? Elinizde delil olması lazım. Ya diyeceksin kardeşim şu ayette şu var, bu ayette bu var, bu işte harama delalet ediyor diyeceksin. Ondan sonra biz de diyeceğiz ki tamam kardeşim sen de söyledikte haklısın diyeceğiz. Bunu genellikle kim söylüyor? Bunu genellikle telefiler söylüyor. Telefiler istihlal şartı getiriyorlar. Diyorlar ki bu adam sadece günahkar olur diyorlar. İstihlal şartı getirerek adamın yaptığını şirkten çıkartıp harama hamle diyorlar ki bu tamamıyla batıl ve yanlış bir görüştür. Allah Azze ve Celle'nin kafir dediğine sen bizzat Müslüman dediğin için Allah'a yalanlamış oluyorsun. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini kendi hevana ve hevesine göre iptal ediyorsun. Büyük günah değil ki bu mesele. Adam büyük günah işledi. Burada istihlal şartı var mı yok mu tamam sor. Ama Allah Azze ve Celle'nin apaçık küfür dediği bir meselede sen şunu diyemezsin. Acaba helal görüyor mu görmüyor mu? Diyemezsin. Adam Allah'a küfür ediyor açık bir şekilde bildiğiniz küfür ediyor, hakaret ediyor. Bir sorun bakayım. Kastı neymiş? Helal görüyor mu görmüyor mu? Hiç mantıklı geliyor mu bu size? Hiç şeriata uygun geliyor mu bu size? Hiç İslam şeriatında böyle bir adamın mazereti olmuş mudur sizce? Hayır, direkt boynunu vurmuşlardır. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar eden, Allah'ın sıfatlarını inkar edenleri kurban bayramında kurbanlık gibi kesmişler. Geçmişteki selef ve halef. Şimdi buradakiler ne diyor? Buradakiler diyor sor bakayım istihlal şartı görüyor mu görmüyor mu? Bu batıldır diyebiliriz. Evet.